Ömrünü İslam'a adayan Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri Şanlıurfa'da rahmetle anıldı. Binlerce Risale-i Nur talebesinin katıldığı mevlid programı sonrası üstada dair güzel mesajlar verildi. İman hakikatlerini anlatan Risale-i Nur külliyatının müellifi Üstad Bediüzzaman Said Nursi vefatının 62. yıl dönümünde rahmetle yad ediliyor. Bütün ömrünü insanların ahiret hayatını kurtarmaya dayan üstad, mahkeme salonları, zindan hayatı, sürgünler derken ömrünün son demlerini Şanlıurfa'da geçirmişti. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da vefat eden Üstad Bediüzzaman Said Nursi düzenlenen mevlid programıyla anıldı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Risale-i Nur talebeleri Mevlid-i Halil Camii'nde kılınan teravih namazının ardından okunan mevlide katıldı. Mevlid öncesi kılınan teravih namazında erkeklerin ardı sıra kadınlar da saf tuttu. Mevlid programında Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin bir dava adamı olduğuna işaret edilerek yaptığı hizmetler anlatıldı. Adalete muhabbet, ehli imanı birbirine bağlayan... Programa iştirak edenler Üstad Bediüzzaman hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Bediüzzaman şahsından ziyade onun eserleri, onun cemaati, onun misyonu mühimdir. Her ne kadar kendisi bir meşhure gitmiş de ama kendisi fikren, İlmen bütün dünyaya bir hakimiyeti var. Bütün eserleri dünyanın her tarafında okunuyor. Her tarafta sevilen, sayılan bir liderimizdir, bir rehberimizdir. Said Nursi Mevlidine katılan Risale-i Nur talebeleri, üstadın hayatı boyunca iman ve Kur'an hakikatlerini insanlara anlatmak amacıyla mücadele verdiğini ifade etti. Bediüzzaman ünvanına sahip, asrın müceddidi. Bütün hayatını İslam'a ve Kur'an'a vakfetmiş ve bu uğurda hizmet etmiştir. En son Şanlıurfa'da gelip vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir. Allah'a çok şükür, yani büyük bir alimdir tabii, yılın 100 yılın müceddididir. Urfa'yı sevdi, Urfa'da onu sevdi, Urfa'da bırakmadı o zamanın kendisini. Allah rahmet etsin diyorum. O her türlü baskı, zulüm, haksızlıklara karşı dik duran bir insandı ve hiçbir zaman zulme, haksızlığa boyun eğmeyen bir insandı. Bizlerin de haksızlık karşısında ya elimizle, ya dilimizle veya kalbimizle buğz etmek suretiyle yanlışlara engel olmamız gerektiğini bizlere öğütleyen bir insandı.